Evet arkadaşlar merhaba. SolidWorks 2020 eğitim videolarımıza Future yani part uygulamalarımızla, perspektif uygulamalarımızla devam etmeye çalışıyoruz. Her perspektif üzerinde yeni bir işlem karşımıza gelebilir. Bunları pratik yapabilmek amacıyla siz de şu an karşınızda bulunan resmi print screen'i yapıp videoları da izleyip uygulamaya çalışın. Şimdi 85'e 140 ölçülerinde bir parçamız var. Önce top plane'den başlıyorum. Şurası 140 mm'ymiş. Burası da 85 mm'ymiş ve bunun kalınlığını 18 mm vereceğim. Şimdi bu kalınlığı verdikten sonra bu parçayla alakalı diğer kısımlara geçmeden önce sadece şu kısımları oluşturacağım. Çizmeyi düşündüğüm kısım burası. Burayı seçiyorum. Gördüğünüz gibi iki kez seçerek görünüşün tam olarak karşıma gelmesini sağladım ve buraya bir çizgi çekip sonra şöyle bir çizgi daha. Bu çizginin tam hizasından İkili bir daire grubu. Şöyle rastgele bir yere bir ikili daire. Bir tane de teğeti sağlayabilmek için bir daire çizdim ve ölçülendireceğim. Bunun merkezine kadar olan mesafemiz 38 mm'ymiş. İçerideki deliğimiz 18, dışarıdaki deliğimiz de 40 mm'ymiş. O zaman bu 18. Bunu da 40 deyip şurada bir düz kısım var gördüğünüz gibi. Ne kadar olduğunu bilmediğim için uzunca çiziyorum. Radyüsümüz 25 yani çapımız 50 mm. Şuradaki çapımız 30 ve dış çapımız da 55 mm. Bunun merkeze olan uzaklığını resim bize 100 mm olarak vermiş. Merkezinin buraya olan uzaklığını da şu kısımda 50 mm olarak vermiş. Çizdiğimiz dairelerin ölçülerini bu kısımdan da verebiliriz. Ama buralarda ilişkilendirme yapacağımızdan dolayı çok tavsiye ettiğimiz bir şey değil. Dairelerinizde bozulmalar meydana gelebilir. Şu çizgiyle bu daireyi kontrol tuşuna basarak tanjant ilişkisine tabi tutuyorum. Bu daireyle bu daireyi de tanjant ilişkisine tabi tutuyorum. Son olarak da bakın şu noktadan buraya doğru şöyle açılı bir çizgi, kontrol, daire, doğru ve tanjant ilişkisi, trim, kopardık bu kısımları. Başka hiçbir şey kopartmıyorum. Şunu sağladık. Şimdi Extrude komutuna gelip burayı, şuradaki boşluğu ve burayı kendimize doğru 12 mm yükseltmemiz gerekiyormuş. 12 mm yükselttik. Tekrar Extrude komutuna gelip buradaki mini unsur ağacı Boss Extrude 2'nin yanındaki artıya basarak Sketch'e ulaşıyorum. Kendimize doğru 24 mm değer verip buranın 12 mm bana doğru yükselmesini sağlamış oluyorum. Tekrar Extrude, Sketch'e geldim. Buradaki parçayı 24 mm bize doğru uzatırken Direction 2'yi açıp 12 mm de arka tarafa doğru uzamasını sağlıyorum. Şimdi parçamızın üzerinde iki tane de deliğimiz var. Bu deliklerden bu 16, buradaki de 16'ymış. Eşitlik ilişkisi de verebilirdik fakat parça üzerinden de verebilirsiniz. 50 milimetre, pardon 30 milimetre. Şuradaki deliğin
Bu kenara olan uzaklığı 20 mm. Otuz beş milimetre. Bu delikte şu delik arasındaki mesafe 70 mm. Ve şurası da yine 30 mm verip extrude katla boydan boya kesiyorum. Son olarak şu görünüşten kenarlarda 18-18 eşit kaldığına göre merkeze göre rectangle en ideali. Şu noktadan buraya kadar olan mesafeyi 18 yaptığımızda rectangle parçayı eşit bir şekilde oluşturacaktır. Şuradan buraya kadar olan mesafemiz de 3 mm. Ve extrude katla boydan boya kes diyorum. Evet, parçamızı oluşturduk. Sonra buna bir malzeme ataması yapalım. Edit Material. Appearance'dan ne atadığımızı görmek isteyelim. Evet, şu Gold grubundan bir atama gerçekleştirdim. Ve bir hatırlatma yapalım. Bu parçanın ağırlık merkezine. Kütle bilgilerine ulaşalım. Evet, Tools menüsü. Buradan Evaluate, buradan da Mesh Properties. Ya da şuradaki hızlı kullanım araç çubuğundan Toolbars'ı, Tab kısmını pardon. Oradan da Evaluate'i aktif hale getirin. Evaluate'i aktif hale getirdiğinde buraya tıklayıp Mesh Properties dediğinizde bu parçanın ağırlık merkezi şuradaki koordinata göre x'ten 2,53, y'den 41, 41, z'ten eksi 17,56. 6939,56 gram da bu parçanın kütle bilgisi mevcut. Evet, böylelikle bunu da bir kez daha tekrar etmiş olduk. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.